Herkese merhabalar. Ben Senior Kahve. Bugün kız kardeşimle beraberim. Aydın'dan yanıma ziyaretime geldi. Biraz dolaşmaya çıktık. Biraz yorulduk. Kahve içelim falan diyoruz. Kardeşim olunca tabii kahveyi nerede içeceğiz? Starbucks'ta içeceğiz. Ne içeceksin bugün? Oat latte'ler gelmiş Starbucks'a. 3 yeni çeşit. Onları deneyeceğiz. Oat latte olduğu için benim de biraz ilgimi çekti aslında. Normal latte'den farklı, yulaf sütlü. Bakalım nasıl bir lezzet bizi bekliyor. Ben de merak içerisindeyim. Sen daha önce denemiştin değil mi? Evet, ben denedim. Bakalım. Ben de bir deneyimliyim. Hem size aktaralım bu deneyimi. O zaman Starbucks'a görüşürüz. Evet, siparişlerimizi, içeceklerimizi aldık. Benim aldığım neydi? Ya niye ütülüyor? Zaten çok zor söylüyorum. Üçüncü kez çekiyoruz da ondan oluyor böyle. Tamam hadi. Bu sefer olacak. Hadi benim aldığım neydi? Sen benden daha iyi söyleyin ama Amerikan aksanı. Dark cacao and orange. Dark cacao and orange. Bilmiyorum hangimiz daha iyi söyledi. Sen normal latte aldın ama istediğin neydi senin aslında? Strawberry and vanilla istiyordum ama kalmamış. Bir tane daha çeşit vardı. Honey and hazel. Evet, onu da ben merak ediyordum aslında. Evet. Ondan da yokmuş. Olsun, kısmet bunlarmış. Şimdi tatlarına bakalım. Önce ben bir bakayım. Değişik bir tecrübe. Yani daha önce içtiğim bir şeye benzemiyor ama tadı şuna benziyor. Bu biskolata pia var ya. Hani kek, arası şöyle üstü çikolata kaplı oluyor. Hala var mı onlardan? Bir ara vardı. Hatta biz çocukken halam, Hollanda'da yaşayan halam var. O filan çok getirirdi mesela. O zaman biskolata, piyalar filan yoktu. Ya onun sanki içecek hali olmuş gibi geldi bana. O portakal jölelisinin içecek hali gibi geldi bana. Sen normal içmiş miydin daha önce sade olarak? Yok, oat latte içmedim. Hep badem bak bakalım sana neler vaat ediyor bakalım içecek. Yumuşacık. Kesinlikle yulaf sütü kahveyi yumuşacık yapıyor. Özellikle benim gibi yumuşak içimi sevenler bayılacaktır. Tabii hani bu tip içecekler kahve değildir, kahveli içecektir. Hani onu da belirtmek lazım. Espresso bazlı kahveli içecekler sonuçta ama hakikaten yumuşak bir içimi var. Yani bazen aslında sıkıldığımda içebileceğim türden şeyler de olmuş ya. Normalde sevmem böyle şeyleri ama bak oat latte'den biraz umutluydum zaten. Yani sütle kahvenin normalde o yani latte olsun yani kaffe latte olsun, cappuccino olsun. Hani çok aram yok işin açıkçası. Ama bunu beğendim yani. Bir de hayvansal sütler zaten şişkinlik yapıyor. Yulaf full latte'de o şişkinlik olmuyor. Bence en güzel yanı o. Evet. Badem sütü falan bunları da bir denemek istiyorum. Badem sütlü, kaffe latte falan. Tatlılık da veriyor. Öyle mi? İçmedim. Merak ediyorum. Belki onları da deneyimlerim. Benim biraz yabancı olduğum konular hani sade kahve, espresso, V60, demlemeler konusunda kendimi yöneltince o konuda biraz gelişince, o konuda biraz uzmanlaşınca bunlara biraz insan uzak kalıyor. Ama bunlar da kahve kültürünün bir parçası. Hani
bu bir bütün içerisinde değerlendirmek lazım. O yüzden hepsine de bakmak lazım diye düşünüyorum. Yani. Sonuçta kahve severiz. Evet. Kahvenin peşindeyiz her zaman. O zaman bizden bu videoluk bu kadar şimdilik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kardeşimle daha çok video isterseniz çekmeye çalışırız. Ben sen de, seviyorsun değil mi? Evet, memnuniyetle katılırım videolarına. Oldukça keyifli oluyor. Teşekkür ederim tekrar konuk olduğun için. Konuşamadım da. Tekrar konuk olduğun için teşekkür ederim. O zaman kahveyle kalın, sağlıkla kalın.